Saygıdeğer konuklarımız, davetli konuşmacımız Mobiliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Kerem Akın'ı sahneye konuşmalarını yapmak üzere sahneye arz ediyorum. çok kıymetli Evet kıymetli başkanlar e, çok kıymetli hazırun tabii karşınızda e, bilim ve teknoloji dijital dönüşümle ilgili olarak bunun sadece ekonomik yönüyle ilgili birkaç hususu size aktaracak kadar cahil bir akademisyen var yani işin Teknolojisi bizi olağanüstü açtığı için sadece sadece işin ekonomik boyutu ile ilgili olarak birkaç noktayı sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Sanıyorum biraz evvel Sayın Profesör Doktor Aydın Köksal adına önemli ödüller verildi. Tabii şimdi bu kadar yıl yani 50 yıl gibi uzunca bir süre. Böyle bir süreçle ilgili olarak bu kadar değerli bir emeği ortaya koymuş bir akademisyen ve uzmanın teşhisi zaten bir cümlede olayı tümüyle tamamlıyor. Yani benim de bugün aslında bu sunumda vurgulamak istediğim nokta da oydu. E, dijital dönüşüm hiç tartışmasız kesinlikle teknik bir konu değil. Buradaymışsınız efendim. E, tekrar saygılarımı iletiyorum. E, çok önemli bir noktayı zaten ifadenizle birlikte benim sunum da zaten bitti aslında yani dijital dönüşüm teknik bir konu değil tamamıyla bir kültür işi çok çok önemli yani bununla ilgili olarak ülkenin bütün kurumlarıyla üniversitesi kamu kurumları özel sektörü araştırma merkezleri aslında bir ne diyelim bir kültür ekosistemi oluşturmasıyla doğrudan bağlantılı bir konu. Bunun bir kültür ekosistemi olduğunu algılamadığımız müddetçe hep şöyle olacak. Ya arkadaş, işte Türkiye'de de şu e, yaşam şekli tek katlı evler olsaydı, bu tek katlı evlerde de bir garaj olsaydı, işte o garajda da efendime söyleyeyim arkadaşlar otururlardı, oradan Apple çıkardı, Google çıkardı, Microsoft çıkardı falan gibi. Ama yani bunu söylediğiniz zaman eğer onu Türkiye'de apartmanlar değil de tek katlı evler olsaydı da hepsinin de bir garajı olsa meselesine indirir bunun bir kültür ekosistemi meselesi olduğunu atlarsak durum vahim diye düşünüyorum. Ben bu anlamda karşınızdaki en cahil adam olarak bu konularla ilgili olarak temelde baktığınızda bu ekosistemle ilgili olarak bizim biz makro iktisatçılar için mikro iktisatçılar da değil özellikle makro iktisatçılar için bu konudaki perspektif nedir? Bununla ilgili olarak bir şeyler vurgulama gayreti içerisinde olacağım. Aslında temelde baktığınızda e, Hz Mevlan'a bile e, söyleyeceğini e, belki çok uzun bir zaman önce ifade etmiş. Dün dünde kaldı şimdi yeni şeyler söylemek lazım. E, bizim cephemizden baktığınız zaman yani dijital dönüşüm cephesine iktisat cephesinden, e, ekonominin cephesinden baktığınız zaman e, burada ilk noktayı şöyle vurgulamakta yarar var. E, temelde e, ekonomi bilimiyle ilgili olarak doğru zannedildiği düşünülen en yanlış bilgi ekonomi biliminin fiyat rekabeti üzerine odaklanmış bir bilim dalı olduğunun zannedilmesidir. Çok enteresandır. İktisat bilimi fiyat rekabetine değil maliyet rekabetine odaklı bir bilim dalıdır. Yani özü aslında maliyet rekabetidir. E, bu yönüyle bakıldığı zaman aslında dijital dönüşüm e, dünyada sınırlı miktardaki kaynaklarla e, dünya vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri üretebilmek adına aslında üretimin dijitalleşmesi olarak da bakmamız gereken bunu gerçekleştirirken de üretimin maliyetlerini daha da yönetilebilir kılacak birçok imkanı, birçok e, süreci aslında e, çözüm süreci olarak e, dünyanın kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Bizim cephemizdeki olayı belki bu yönüyle bakıldığı zaman bu şekilde özetlemek gerekiyor. Dolayısıyla e, aslında e, dijital dönüşümle bir ülkenin girişimcilik ekosistemi arasında çok güçlü bir ilişki bağı olduğunu da bu yönüyle vurgulamak lazım. Yani Türkiye'nin önümüzdeki 40-50 yıl dünya ekonomisinde belirli bir varlığa, belirli bir iddiaya sahip olması gerektiğinden söz ediyorsak, Türkiye'nin mutlaka girişimcilik ekosistemini bu dijital dönüşümle ciddi manada eklemlediğimiz, eklemlemek zorunda olduğumuz bir süreç, ortaya koymamız gerekmekte. Bu yönüyle bakıldığında bir miktar mikro iktisat cephesinden baktığımızda dijital dönüşüme Türkiye'deki ve dünyadaki şirketler ağırlıklı olarak aslında maliyet yönetimlerini daha da mükemmel kılabilecek bir süreç olarak görüyorlar. Bu boyutuyla bakıldığında birinci aşamada bir kere bu dijital dönüşüme Önemli ölçüde şirketin adapte olmasını ve ayak uydurabilmesini sağlayarak şirket dünyadaki küresel rekabet açısından varlığını sürdürülebilir kılmak boyutunda maliyetleri yönetebilmek boyutunda ne yapabilir? Bununla ilgili olarak bir perspektifin var olduğunu ifade etmek lazım. Ancak ikinci bir konu hiç şüphesiz kapitalist sistemin vazgeçilmez döngüsü olarak üretilen mal ve hizmetlerin mutlaka tüketiciyle, müşteriyle buluşmasını sağlayacak olan süreçlerin yönetimi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla dijital dönüşümün aynı zamanda firmalara bir yönüyle bakıldığında, ürettikleri mal ve hizmetleri daha rekabet edilebilir maliyetlerle üretebilmelerini sağlayacak analizleri yapabilmeleri, süreçleri oluşturabilmeleri için vereceği desteğin yanı sıra yanı sıra aynı zamanda pazarlama ve satış stratejileri ile ilgili olarak da yeni fırsatları, yeni imkanları ortaya koyabilecek bir sürece de işaret etmesi gerekiyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm bir yönüyle bakıldığı zaman üretimin yeniden kurgulanması olarak karşımıza çıkarken bir yönüyle bakıldığı zaman da aynı zamanda satış ve pazarlama stratejileri açısından da Yeni imkanları, yeni fırsatları, yeni süreçleri ve stratejileri oluşturma boyutu itibariyle de e, şirketlere büyük ölçüde destek olmakta. Bu nedenle sizlerin bu alanın insanları olmanız nedeniyle e, her gün e, sosyal medyadan ve e, uluslararası e, ne diyelim internet paylaşım ortamlarından sürekli olarak gözlemlediğiniz e, bazı bilgileri sizlerle e, paylaşmam saygısızlık olur. İşte dünyadaki elektronik ticaret e-commerce e-ticaret e-ihracat nereye gidiyor bu rakamlar ne kadar devasal sıçramalarla e, yoluna devam etmekte e, bu yönüyle bakıldığı zaman işte Amazon nereye geldi Apple nereye geldi e, efendime söyleyeyim e, Walmart ne oluyor işte Walmart eee Walmart da diyor ki bir dakika başka bir dünyaya doğru gidiyoruz Dünyada bu kadar çok dükkan sahip olmak da artık e, pratik bir çözüm değil. Bu kadar çok personel çalıştırmak da e, pratik bir çözüm değil. Dolayısıyla Walmart gibi çok iddialı bir şirket içinde bir dijital dönüşüm gerçeği var. O da buna ayak uydurmaya çalışıyor. Ama şu anda Amazon çok ürkütücü bir başarıyla e, bunların çok ötesinde bir e, performansı ortaya koymuş durumda e, bu yönüyle bakıldığında. Geçen sene e, Çinliler çok enteresan Bu gerçekten alibaba.com Çok e, zeki bir yapı e, Diyorlar ki arkadaş bu 14, 14 Şubat'tı değil mi bu arada Eşime rezil olmayayım bu sevgililer günü 14 Şubat'tı değil mi evet yani bir çuvallamayalım Bu tarihlerde 14 Şubat sevgililer gününün bir alternatifi Olarak biliyorsunuz Alibaba.com da geçen sene mi evvelki senemine Bekarlar günü diye bir şey çıkardı Ve bu bekarlar günü Yani herhalde e, Dünyadaki dijital dönüşümün şu anda içinden geçtiği evre olarak baktığımızda ulaştığı rakamlar itibariyle inanılır gibi değil. Geçen seneki performans 25 milyar dolar. Bu sene biliyorsunuz tek günde 32 milyar dolar ve böyle bir ilk işte ilk 10 saniyede 4 milyar dolar satış, ilk bir saatte 10 milyar dolar satış falan gibi. Yani sonunda ben çok sade bir iktisatçı olarak şunu anladım. Ee, uzayı anlamakla ilgili verdiğimiz mücadeleyle internet uzayını anlamakla ilgili verdiğimiz mücadele sanıyorum aynı şekilde gidecek. Yani biz uzayı keşfetmek noktasında daha yolun ne kadar başındaysak bu dijital dönüşüm siz dediniz ya bir sonraki 40 yılı düşünmek lazım hocam. Aynı aynı noktadan hareketle bir 40 yıl sonrayı düşünmek açısından baktığımızda uzayı nasıl anlamaya çalışıyorsak internet uzayını da anlamak için muhtemelen her yeni bir teknolojik sıçrama bize internetle ilgili olarak internetin geleceğiyle ilgili olarak dijital dönüşümün geleceğiyle ilgili olarak yeni bir ufuk açacak. Fakat o ufukla ilgili olarak henüz daha bir fikriyatımız yok. Yani bundan sonra hangi galaksiyi keşfedeceğiz? Ee, acaba dünyaya benzeyen başka gezegenler Bulacak mıyız anlamındaki oradaki şüphe, heyecan, merak, nasılsa muhtemelen internet uzayı ile ilgili olarak da benzer bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla bir sonraki 40 yıl ifade ettiğiniz gibi bundan da bundan daha ürkütücü bir hızla bizi çok ilginç bir ufka götürecek gibi gözüküyor. İdrak edebildiğimiz boyutu itibariyle arkadan çılgın bir yeni nesil geliyor. O çılgın nesil Muhtemelen bizim düşünebildiğimizin de ötesinde bizi başka bir internet uzayına doğru götürecek gibi bir düşüncem var. Bunun tabi iktisat açısından, ekonomi açısından çok önemli beklentilerle farklı boyutları da var. Bunu da vurgulamak isterim. Ekonomi cephesinde baktığınızda aslında dijital ekosistem, teknoloji, Türkiye yani herhangi bir ülkedeki şirketlerin e, yatırımcıların e, girişimcilerin teknoloji üretme becerisi e, ülkede bir dijital ekosistemin oluşması ile ilgili olarak görev almış olan e, kurumların ortaya koydukları regülasyon becerisi. E, ülkenin böyle bir dijital ekosistemi oluşturmak adına e, yüksek öğretim ne kadar uzanan bir süreçte e, doğru e, ve stratejik anlamda iyi konumlandırılmış, ee, bir beşeri kaynak e, oluşturma süreciyle ilgili olarak doğru bir yol haritası var mı? Bu çok çok önemli. Ee, tabii bu yönüyle bakıldığı zaman dijital dönüşüm ekosisteminin önemli bir parçası olarak toplumsal e, geri besleme yani bu dijital dönüşümün bir parçası olan e, dünya vatandaşlarının e, çözümle ilgili olarak kendi yaşamlarını giderek kolaylaştıran bu dijital çözümlere yönelik olarak beklentilerindeki değişimi iyi okumak ve buna bağlı olarak da bu çözüme, bu dijital çözüme imkan sağlayan tüm ürünlerde, tüm dijital ürünlerde bu yeni özellikleri sürekli olarak dünya vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracak şekilde bu ürünlerin içerisine yerleştirebilmek, bununla ilgili olarak sürekli yeni yeni süreçlerin içerisinde olmak ama çok çok daha önemli bir konu e, tahmin ediyorum e, bu söz konusu dijital dönüşüm için ivedi bir konu olan e, bununla ilgili çok e, uzun vadeli ve çok e, kabul edilebilir çok sürdürülebilir bir finansman kaynağını da e, bu anlamda oluşturabilmek yani Türkiye'nin dijital dönüşümdeki başarısının e, başarı hedefinin en önemli saç ayaklarından bir tanesini. Bu sürecin böyle bir dijital dönüşüm sürecinin finansman bacağını da çok çok iyi kurgulamaktan geçiyor. Temel problemimizin ne olduğunu da biliyorsunuz. Türkiye çok uzun zamandan beri bir kalkınma ve yatırım bankasına gerçek manada sahip değil. Bizim ülkemizdeki ticari bankalarımız böyle bir dijital dönüşümü finanse edebilecek bir sermaye yapısına sahip değiller. Bizim ülkemizdeki bankacılık sektörünün adı bana sakın ha kızmasınlar yıllardan beri hepsi dostumuz ama bizdeki bankacılık sisteminin adı teminat bankacılığıdır. Yani bu, bu, bu bir ticari bankacılık bile değil. Çünkü ticari bankacılık olsa en azından bankanın ticari anlamda e, başarılı olacağını ümit ettiği bir projeyle ilgili olarak biraz risk alıp elini taşın altına sokup onun da bir şey yapması gerekir. Herhangi bir kişi gelip de Türkiye'yi uçuracak bir projeyle ilgili olarak bir yatırım desteği istediğinde verilecek olan kredinin yüzde 150'si kadar teminat aldıktan sonra babam da bu bankacılığı yapar diye bir düşünce içerisindeyim affınıza sığınarak yani dolayısıyla bu bir teminat bankacılığı bu bir ticari bankacılık bile değil yatırım bankacılığı öyle bir şey zaten yok Türkiye'de. Çinliler buraya geldiğinde ICBC ve Bank of China adamlara rica ettim dedim ki bakın Çinliler olarak bu memlekete bir hayırınız olacaksa Allah rızası için zaten Türkiye'deki çok sayıda teminat bankacılığının bu bireysel bankacılıktaki iddialı sürecine yani bu kredi kartları ve bireysel bankacılık muhabbetine girmeyin memlekete bir hayrınız olacaksa Çin'den olağanüstü ucuza yatırım kredisi finansmanı getirin. Biraz onu gördüler sanki bir şeyler yapıyorlar gibi ama işte biliyorsunuz eski komünist rejimden gelen ülkeler genellikle biraz e, ürkek oluyorlar. Rusya ile Çin'in bize ısınması, Türkiye gibi acayip aktif bir ekonomiye e, ısınmaları ve güvenmeleri, burada biraz daha ciddi pozisyon almaları, bize biraz daha uzun vadeli finansman kaynağı taşımaları Çin'den biraz daha zaman alacak onları sürekli olarak bu konuda biraz e, ne yapmamız gerekiyor e, ne diyelim biraz motive etmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Evet e, bu yönüyle bakıldığı zaman e, dijital dönüşümün temel ve küresel doğası bütün ülkeleri, ekonomileri, sektörleri ve insanları e, doğal olarak e, etkilemekte ve etkileyecektir. E, dolayısıyla buradaki temel nokta Paydaşlar yani akademik, sosyal, politik ve sektörler e, sınırların ötesinde bir birliktelik e, ortaya koymak e, durumundalar. Dijital dönüşümün paydaşları bütün toplum ve bireylerdir. Hocam biraz evvel siz bu konuyla ilgili o tespiti yapmıştınız. Ben de zaten sizin konuşmanız esasında dedim ki yani farkına varmadan e, demek ki bir şeyler yakalamışız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani dijital dönüşümün paydaşları bütün bir toplum ve bireyler. Dolayısıyla o kültürel ekosistemi bütün paydaşlarla, bütün bireylerle ve bütün toplumla oluşturmadan gerçek manada Türkiye'de bir dijital, dönüm, dijital dönüşüm başarısını ortaya koymak ihtimal dahilinde bile değil. Ben e, bunları çok e, izninizle e, hızlı geçerek... E, e, bu şu konuya gelmek istiyorum özellikle e, mutlaka e, disruptive innovation bu bozucu inovasyon biz iktisat alanında e, biliyorsunuz Schumpeter'in bu yaratıcı yıkım kavramına çok bayılırız e, e, ülke ekonomileri için dünya ekonomisi için yeni bir süreci oluşturmak adına bir yaratıcı yıkımın ortaya çıkması işte neoklasik okulun yıkılması. Keynesyen anlayışın gelmesi, sonra neoliberalizm, sonra post Keynesyen e, akımlar vesaire. Dolayısıyla hani bu boyutuyla bakıldığı zaman e, dijital dönüşüm aynı zamanda bozucu bir inovasyonu da e, beraberinde getiriyor. Bunun anlamı şu: e, 1990'ların sonundan beri müzik, fotoğraf, video alanında önemli gelişmeler. Yani dünyadaki pek çok konvansiyonel, konvansiyonel desem çok yanlış olmaz değil mi? Konvansiyonel ve klasik sektörleri ciddi manada zorlayan, onları ciddi manada e, ne yapmaları gerektiği konusunda yeni süreçler oluşturmaya zorlayan çok önemli bir süreç bu dijital dönüşüm. E, e, bugün itibariyle baktığınızda e, pek çok sektörle ilgili olarak çok büyük değişikliklerin e, yaşandığını görmekteyiz. Bir örnekle e, size göstermeye çalışayım. Mesela 2000 yılında dünyadaki küresel müzik endüstrisinin geliri 28 milyar dolar düzeyindeyken bu rakam 15 milyar dolara düşmüş. Çünkü çok değişik nedenlerle bu internetin uçsuz bucaksız dünyasında insanlar sevdikleri bir sanatçının müziğine artık çok farklı metotlarla, çok farklı imkanlarla, çok farklı dijital altyapılarla gerekirse ücretsiz olarak da ulaşabilmek ulaşabilmekteler Dolayısıyla müzik endüstrisinin sürdürülebilirliğini sağlama ve gelirlerini korumak adına mutlaka tüketiciyle, kullanıcıyla buluşmak adına yeni süreçleri e, bulması, oluşturması ve e, düzenli bir gelir akarını da e, oluşturabilmesi gerekiyor. E, keza e, Nasdaq'ın e, ticari Nasdaq'ın işlem e, işlem altyapısı açısından baktığımızda 2000'li yıllarda 2000'li yılların hemen başında 9 milyar dolar olan Nasdaq'ın Nasdaq'ta işlem yapmak için gerekli olan platformun kazancı 9 milyar dolarken bu 2014 yılında 2,5 milyar dolara düşmüş. 2000'li yılların başında e-commerce dediğimiz e-ticareti kullanma oranı %0.09 iken e, bu e, 2013 yılında %5,8'e yükselmiş ve %75'lik bir artış oranıyla olağanüstü bir hızla geliyor. E, Türkiye'de de etkilerini görmeye başladık. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 yılında e, bildiğimiz anlamdaki konvansiyonel basılı medyanın, e, basılı dergilerin toplam geliri 65,5 milyar dolar iken ee, e, ve bu anlamda bu basılı dergiler ve hepsi 65,5 milyar dolarlık e, bir gelir elde ederken bu rakamın 2013 yılında 17 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla e, basılı medya açısından da artık hayatın hızla sonlandığı, dolayısıyla dünyadaki bütün basılı medya kurumlarının e, e, çok hızlı bir şekilde yeni medya ve dijital medyaya bu dijital dönüşüme, Adapte olabilmek adına sürekli olarak yeni fikirlerle, yeni platformlarla tüketicinin, alıcının karşısına çıkmaları gereken çok zor bir dönemden geçildiğini anlamamız gerekiyor. İstisnasız bütün sektörler ve şirketler için soru artık bozucu etkilere ben de hedef olacak mıyım sorusu değil. Bozulma ne zaman gelecek? hangi biçimi alacak ve beni ve kuruluşumu nasıl etkileyecek sorusu. Yani dijital dönüşümle ilgili olarak bana dokunur mu dokunmaz mı değil. Artık istisnasız dünyadaki bütün sektörler için dijital dönüşüm bir e, kaçınılmaz gerçek. E, bu nedenle e, kendi sektörüyle ilgili olarak o dijital dönüşüm o sektöre ne yaşatacak? E, dolayısıyla iktisadi olarak e, o sektörün ayakta kalabilmesi için e, tüketiciyi mutlu edebilmesi için e, önümüzdeki dönemde bu dijital dönüşümle ilgili olarak mutlaka bir performans ortaya koyması gerekiyor. E, bakın konvansiyonel anlamdaki bir tipik e, Fortune 500 şirketinin e, herhangi bir değere ulaşması için yani şirketlerin 1 milyar dolarlık bir şirket değerine e, ulaşabilmeleri için ne kadarlık bir süre gerektirdiğine baktığımızda e, konvansiyonel anlamdaki tipik bir Fortune 500 şirketi 20 yılda 1 milyar dolarlık bir değere ulaşabilirken e, e, Google'ın bu 8.1 yıl mı görmeye çalışıyorum. 8.1 yıl Facebook 6.2 yıl e, Tesla 5.1 yıl e, ortalaması da 4.4 yıl olmak üzere yani müthiş bir orada farklı bir süreç var. Dolayısıyla konvansiyonel sektörler ve konvansiyonel şirketler için Hayatın hiç kolay olmadığını e, bu yönüyle e, ifade etmek lazım. E, başka enteresan sonuçları da olacak iktisadi açıdan. Şimdi önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün en sarsıcı olan e, tarafı enerji sektöründe çok büyük e, dönüşümlere sebep olacak boyutuyla gelecek. Çok da bizi ilgilendiren bir konu çünkü... E, malumunuz dünyada mal ve hizmet üretimi açısından baktığınızda enerji maliyetleri çok kritik bir e, önem arz ediyor. 2000 yılların başında OPEC raporlarına, uluslararası enerji ajansı raporlarına baktığınızda hepiniz e, bu raporlara e, mutlaka hakimsinizdir ve hatırlıyorsunuzdur. 2000 yılların başında genel manada raporlarda hep şöyle bir şey vardı. Dünya en azından 2070'lere kadar petrole e, bağımlı kalacak. ...2070'lerden sonra e, Age of Oil yani petrol çağı bitmeye başlayacak... Doğalgaz biraz daha idare edecek falan filan. Çok sürpriz bir gelişme oldu. E, bu rakamlara tabii sizler kadar hakim değilim ama... E, ...beni çok e, etkileyen bir e, değer olarak... ...1984 yılında 1 saat enerjiyi güneş enerjisi e, imkanıyla üretmek... Kilowatt saat başına 30 dolar iken 2014 yılında bu 16 sente düşmüş e, ve bu şu anda yani e, tak e, e, tahmin ediyorum ki 2020'den sonra Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerinde bizi nasıl bir geleceğin beklediği konusunda hiçbir fikrimiz yok buradan çok enteresan bir sonuç çıktı yani diyorsunuz ya bu kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan Amerika Trump veliat prensi bir türlü hani suçlu dedirtmemeye çalışıyor falan. Ne oluyor ne dönüyor herkes onu anlamaya çalışıyor. Burada anlaşılmaya çalışılan şey şu petrol çağı dünyadaki bütün enerji ile ilgili düşünce kuruluşlarının beklediğinden en az 35 yıl önce bitiyor. Yani aşağı yukarı 2040'lara geldiğimizde petrol diye bir şey zaten kimse suratına bile bakmayacak. Bu yönüyle bakıldığında 2030'lara geldiğimizde yenilenebilir enerji teknolojilerinde bizi öyle bir geleceğin beklemekte olduğu konuşuluyor ki söylenen şey şu Konya'da 2030'daki solar enerji teknolojisiyle kurulacak olan bir güneş enerjisi santrali Konya'da kurulacak olan bir santral tek başına bütün Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kadar büyük bir teknolojik dönüşüme sahip olabilecek. Yani bununla ilgili olarak müthiş bir süreç var. O yüzden de birdenbire çok farklı teknolojilerle hareket edebilen yeni araçlar, yeni otomobiller, işte elektrikli otomobil diyoruz ama belki ondan da öteye bir şeye gideceğiz. Hani bu boyutuyla bakıldığı zaman dünyada fosil yakıt üreticisi ve ihracatçısı olan ülkeler için hayatın 2030'dan sonra çok zorlaşacağı, petrolün varil başına fiyatının kimse suratına bakmayacağından dolayı 16 dolara kadar ineceği onun da altını göreceği yepyeni bir dünya geliyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm bu tür sektörleri özellikle de enerji sektörünü ciddi manada silkeleyecek gibi gözüküyor ve bunun takdir edersiniz ki Dünya ekonomisinde çok kritik önemdeki bazı maliyet kalemlerini önemli ölçüde aşağı çekecek boyutuyla çok enteresan etkileri olacak. Ben son bir konu olarak sunumu sanıyorum biraz süremin ötesinde hazırlamışım. Tabii böyle alanlar... Cahil oldukça adama sürekli olarak slayt ekleme konusunda bir şehvet veriyor biliyorsunuz. Yani yoksa e, üstadımızın gibi olsa tek cümleyle anlatabilecek kabiliyetimiz olsa e, ama tabi tabii hani ekonomiyle ilgili ne anlatalım diye. Ben son bir iktisadi mesele olarak e, şunu e, e, vurgulamak isterim. Şimdi genel manada baktığımızda siz de farkındasınızdır. E, dünyada bazı şeyleri çok fazla konuşuyoruz. Ama genel manada teknik detayına çok bakmadan konuşuyoruz. Mesela 18 trilyon dolar küresel mal ticareti kaç milyar metreküplük bir hacimdir? Hiç düşünen oldu mu? 18 trilyon dolarlık küresel ticaret, küresel mal ticareti kaç milyar metreküptür? Şimdi dolayısıyla buradan bir fikir başınıza aklınıza geliyor. Buradan şunu demek istiyorum. Bilmem kaç milyar metreküplük mal, 18 trilyon dolarlık bir ticaret şu anda var olan dünya gümrüklerinden geçiyor, antropolarda tutuluyor. Bunları işte tıra yüklüyorsun, e, e, efendim uçağa yüklüyorsun, gemiye yüklüyorsun, konteyner gemisine yüklüyorsun, onu yüklüyorsun, bunu yüklüyorsun falan filan. Şimdi hazır olun. 2100 yılında kaç trilyon dolar olacağına dair bir fikriniz var küresel ticaretin. 2100 yılında beklenen rakam 63 trilyon dolar. Şimdi size soruyorum. 63 trilyon dolarlık ticaretin nasıl diyeyim size fiziki büyüklüğü ne kadar bir şey olabilir? De manyak bir şey yani. Hani bunun çözmek ihtimal dahilinde bile değil. O zaman çok tipik bir soru. <laughs> 2100 dünyasında 63 trilyon dolar malı konvansiyonel gümrükten geçirmek diye bir şey olabilir mi? Bitti abi o. Konvansiyonel evrak işi. Abi akletif açıldı mı? Ne diyorsun abi sen? Ne 63 trilyonun akletifi makletifi? Abi gümrük konşimento belgesi falan. Ne diyorsun abi sen? Ne konşimento belgesi? Dolayısıyla şimdi tabii blok zincir diye baktığınız zaman e, dijital dönüşümün en büyük en büyük unsurlarından bir tanesi iktisadi dünya açısından baktığınızda küresel ticaretin akıl almaz bir hızla gerçekleşmesini sağlayacak bir dijital platformu bize getirecek olması. Yani bundan sonra fiziki anlamda, konvansiyonel anlamda para gitti, para geldi, Efendime söyleyeyim yok gümrük evrakı yok bilmem ne bitti abi o dünya bitiyor o dünya bitmek durumunda biz bugünkü geleneksel gümrükleme işlemleriyle 2100 yılında 63 trilyon dolarlık bir küresel ticaret yapacağımızı zannediyorsak yani hani ben gülerim buna sadece o yüzden e, bu dijital dönüşüm hiç şüphesiz ki ülkeleri mutlaka milli blok zincir sistemleriyle. Tabi bugün blok zincir diyoruz Allah bilir 20 sene sonra ne gelecek onu da bilmiyorum. Beni aşıyor zaten. Sonra milli dijital paralar, e, kripto paralar. Dolayısıyla e, acayip bir gelecek var. Üstelik de devletler için çok kolay olmayan bir gelecek. Şöyle ki biliyorsunuz hükümet e, bu kurlardaki büyük oynama nedeniyle bir telaşlanma durumu oldu ve Türk parasının kıymetini koruma kanunundaki 89 tarihli 32 sayılı kararın bazı maddelerinde değişikliğe giderek, sonradan bunun biraz aceleye geldiğini fark ettiler, ufak tefek değişiklikler yapıldı ama biliyorsunuz ihracatçıya 180 gün içerisinde kazandığı ihracat dövizini Türkiye'ye getirme şartı getirildi. Şimdi bunlar artık çok işe yarayacak dönemleri bitiriyor çünkü aynısını aynı numaralarla Çin hükümeti de yapmış. Çinli ihracatçılar da gitmiş Japon ithalatçılara demişler ki baba bu bizim hükümet böyle bir karar aldı. Size yapmış olduğunuz ihracatın bir kısmını Japon ithalatçıları olarak bize kripto para olarak öder misiniz? Japonyalılar da demişler ki biz zaten bu ara bu kripto paralar ve dijital paralarda epey mesafe aldık. Bayıla bayıla öderiz. E ne oldu şimdi? E, sonuçta Çin hükümeti istediği kadar düzenleme yapsın. Dünyanın bilmediğimiz bir yerine Çinli ihracatçıların yaptıkları ihracattan elde ettikleri gelirin bir kısmı Japon ithalatçıları tarafından blok zincir sistemi üzerinden bir yere gönderiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, e, bu ulus devlet kavramı boyutunda baktığımızda devletler de bu dijital dönüşümde yani bu tür böyle Türk parasının kıymetini koruma kanunu tipi düzenlemelerle bu dijital dönüşüme karşı durmanın mümkün olmadığını fark etmekle mükellefler. O yüzden ee, biz de mutlaka çok aciliyetle milli blok zincir sistemleri, e, milli dijital paralar, milli kripto paralar ve benzeri konularla ilgili süreçleri e, tamamlamakla mükellefiz. Aksi takdirde e, çok acayip bir dünya geliyor e, ve Türkiye e, birçok konuda yani son dönemde e-devlet, e-vergilendirme, e-beyanname bu konularda çok büyük başarılı işler yapılıyor. Hakikaten çok güzel işler yapılıyor. Ama bunun da ötesinde artık e gümrüklemeden tutun, e evraklamaya, e finansal aktarımlara kadar çok önemli bir geleceğe doğru gitmekte olduğumuzu fark edip Türkiye olarak çok ciddi işler yapmamız lazım. Bizim iktisadi cephedeki durum bu. Yani e henüz boyutlarının nereye ulaşacağını bilemediğimiz e internet uzayında büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor bu dijital dönüşümün başta enerji maliyetleri olmak üzere dünyada mal ve hizmet üretimiyle ilgili tüm maliyet kalemleri üzerinde çok köklü etkileri olacak. Bu köklü etkiler de dünyada bazı ülkeleri öne çıkaracak, bazı ülkeleri ise biraz geriye düşürecek. Bu boyutuyla bakıldığında Türkiye'nin de bu süreçlerin tümünü takip edip e, gerek bu zirveler aracılığıyla gerekse birçok e, beyin fırtınası ve ortak akıl toplantılarında bu süreçleri e, mutlaka Türkiye ekonomisinin geleceği açısından e, yönetmesi gerekiyor. Bir iktisatçı olarak ben bu kadar kıvırabildim. E, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Kerem Bey size çok teşekkür ediyoruz aramızda olduğunuz için ve konuşmalarınızdan dolayı. Bugün anasınıza size bir e, hediyemiz var. Hediyenizi takdim etmek üzere Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanımız Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyorum.